Bu videoda kısmi rezerv bankacılığının olumsuz yanlarından bahsedeceğiz. İşin özeti şu: kısmi rezerv bankacılığının en önemli olumsuz yanı serbest ekonomide bankaların doğaları gereği istikrarlı olmayışıdır. Tabi istikrara hale getirmek için merkez bankaları ve hükümetler bankalar üzerinde sıkı politikalarla mühendislik yapmaya çalışabilirler ama sonuçta bankaları tam anlamıyla istikrarlı hale getirmek için doğal olmayan bir sürü aksiyon almak lazım. Bu da serbest ekonominin doğasına aykırı bir durum ortaya çıkarır. Neden istikrarsız diyorum? Çünkü bankalar tüm mudilere ya da para yatıran müşterilere paralarının sağ ve salim olacağını vaat ediyorlar. Hatta hesap türüne bağlı olarak birçoğuna ne zaman isterlerse bankaya gelip paralarını çekebileceklerini söylüyorlar. Yani paranın kontrolü paranın sahibinde. Fakat bahsi geçen bu paranın önemli bir kısmı bankalar tarafından dışarıya borç veriliyor. Diyelim ki tüm bu bankalar parayı güvenilir şekilde dışarıya borç veriyor. Ama bu banka yanlış bir iş yapıyor. Parayı olmadık şekilde borç veriyor. Örneğin yanlış bir kredi veriyor, parayı batırıyor ve geri alamıyor. Hatta belki de daha kötü şeyler oluyor. Bir yolsuzluk söz konusu. Yöneticiler parayı zimmetlerine geçiriyorlar. Ne oluyorsa oluyor, para ortadan yok oluyor. Bunlar kısmi rezerv bankacılığını doğru şekilde uyguluyor. Buysa kötü uyguluyor. Yanlış bir kredi vermiş. Bir bakıyorsun, para gitmiş. Eğer merkez bankalarından veya hükümetlerden destek alınmıyorsa, müşteriler diyecek ki bu bankada karanlık işler dönüyor. Aynı gün bankaya gelecekler ve diyecekler ki paramızı geri verin ve görecekler ki ortada para filan yok. Bir yerlere kredi olarak verilmiş ya da buharlaşmış gitmiş. Dolayısıyla bu insanlar çok mutsuz olacaklar. Size güvendik, paramızı verdik. Şimdi geri alamıyoruz diyecek ve bu durumu kabul etmeyip paralarını isteyecekler. Bu olay sadece bu banka için kötü değil. Ve bu banka gerçekten kötü bir şey yapmış olmak zorunda da değil. Bir bankada karanlık bir şeyler döndüğüne dair bir dedikodu çıksa o bile yeter. Tahmin edebileceğiniz üzere tüm müşteriler dedikoduyu haber yapan manşetleri gösterip paramızı geri verin diyecektir. Banka da diyecektir ki tamam paranızın %10'unu vereyim ama kalan %90'lık kısmı dışarıya kredi olarak verdim. Ve tüm bunlar sadece bu bankayı etkilemekte kalmaz. Çünkü parasını almaya giden bu insanlar para mara göremeyince ekonominin geri kalanı ya da tüm aktörler der ki vay be demek bankacılık sistemi sandığım kadar sağlam değilmiş. Bankalar güvenilir değilmiş. Sonra hakkında belki olumsuz haber çıkmayan bu bankaların müşterileri de banka önlerine gelmeye başlar ve derler ki paramızı istediğimiz zaman çekebileceğimizi söylemiştiniz. Ne olur ne olmaz ben bugün hepsini çekmek istiyorum. Ve tabii ki çekemezler. Çünkü paraları dışarıya kredi olarak verilmiştir. Birbirini tetikleyen, zincirleme reaksiyon yaratan bu duruma bankalara hücum deniyor. Bankalar paraların %90'ını dışarıya borç vermiş. İnsanlar paralarını alamıyor. Aslında herkes aynı anda parasını bankadan çekmek istemese hiçbir sorun yok. Fakat şu anki durum tahmin edebileceğiniz üzere çok çok kötü bir durum. Ekonomide çarklardan biri bozulduğunda bankacılıkta büyük aksamalar olabilir. Kredi geri ödemeleri geçikebilir. Tüm bankacılık sistemi bir şekilde duraklamaya girebilir. Ve tüm ekonomi düşüş trendine girebilir. Hükümetler için bu sorunu çözmenin yolu her zamanki gibi Merkez Bankası'ndan geçer. Derler ki tamam bankalar bizim güvencemiz altında. İşte bu yüzden bazı bankaların kapısında TMSF ibaresini görürsünüz. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yani kısaca TMSF'nin varlık nedeni işte budur. Bir başka deyişle Merkez Bankası ya da bugünkü yapıda Cumhurbaşkanlığı o bankayı sigortalamıştır. Bu senaryolardan biri gerçekleşirse ve bankanın elinde yeterli para yoksa TMSF e ya da bağlı olduğu yetkili kurum der ki: "Peki madem o parayı sana biz veririz." Ve bu kolay bir süreç değildir. Hızı da değildir. Mevduat miktarına bağlı olarak uzun süre alabilir. Ama sonuçta TMSF bu parayı öder. Ne var ki bu da başka bir soruna yol açabilir. İkinci bir sorun yaratır. Ki bu da yanlış teşviktir ya da piyasa dışı disiplin. Buraya yazalım. Yanlış teşvikler. Çünkü geleneksel bir sistemde biri benim kendisine verdiğim parayı başka birine borç verecekse o parayı kime ve nasıl vereceği beni de ilgilendirir. O kişinin iş yönetimi benim için önemlidir ne gibi yatırımlar yapıyor, bu yatırımlar ne kadar güvenli vesaire bunları bilmek isterim. Şeffaflık isterim. Ama tüm bu bankaların TMSF güvencesi altında olduğu yani devletin bankalarının arkasında durduğu bir durumda işler birden değişir. Müşteriler bankaya gittiklerinde şöyle düşünür. Bana ne canım ben daha mı iyi bileceğim? Paramla ne yapıyorsanız yapın. Nasılsa param devlet güvencesi altında. Paramın güvende olduğunda şüphem olmadığına göre kredi kartınızın tipi ilgi çekici mi, her yerde ATM'leriniz var mı, şubeleriniz güzel mi ben ona bakarım. Bankanın mali durumunu inceleyip sık dokumazlar. Ya da artık bankaların paranız zemin ellerde diyebilmesini sağlayacak teşvik imkanı ortadan kalkmıştır. Bankaların şunu demesi bir anlam ifade etmez. Paranızın nerelere harcandığını bilmek hakkınız. Doğru krediler mi veriyoruz? Yanlış krediler mi veriyoruz? Piyasanın bunu denetlemesini istiyoruz. Kısmi rezerv bankacılığında karşılaşılan üçüncü sorun ise, kısmi rezerv bankacılığı yoluyla özel bankacılık sistemine para arzı üzerinde büyük bir kontrol imkanı tanınır. Daha fazla kredi verdiklerinde, yani daha fazla kredi demek para arzında daha çok para anlamına gelir, tam tersi de geçerli. Krediler azalırsa kredi arzındaki para da daralma gözlemlenir. Bu bir sorun. Çünkü ekonomi zayıfken diyelim ki bir ekonomik kriz baş gösterdi. Ekonomik kriz olduğunu varsayalım. Standart para politikası argümanı ne olur? Faiz oranlarını düşürerek para arzını arttırmak lazım ki insanlar kredi çekip tekrar harcamaya veya yatırım yapmaya başlasın. Yani ekonomik krizdeyken daha çok para miktarına ihtiyaç duyulur. Peki sonra ne olur? Merkez Bankası piyasaya daha çok para sürme eğilimindedir. Krize girildiği netleştiğinde Merkez Bankası daha çok para basmaya kalkar. Fakat kısmi rezerv bankacılığı sisteminde bu para arzı denkleminin sadece bir kısmını oluşturur. İşin bir de kredi kısmı var. Ve bir ekonomik krizde kredi hacmi geriler. İstenen budur. İstenen daha fazla paradır ve Merkez Bankası bunu sağlayabilir. İstenen. Yazalım. Fakat gerçekte ekonomik kriz bankaların gözünü korkutmuştur. Krediler gerilemektedir. Sonuçta krediler azalır. Daha az kredi. Ve bu istenenin tam tersi bir etki yaratır. Para. Tırnak içinde yazıyorum. Çünkü parayı nasıl tanımladığınıza bağlı azalır. Dolaşımdaki para azalır. Buraya kadar bir resesyon senaryosunu konuştuk. Ekonomik patlamada ise bunun tam tersi gerçekleşir. Ekonomi bir fiil krizdeyken kredilerin suyunu çekmesi beter sonuçlar doğuruyordu. Dolaşımdaki para azalıyordu. İnsanların sermaye erişimi iyice zorlaşıyordu. Ekonomik patlamada ise tüm bunların tam tersi geçerli. Korkarım ekranda boş yer kalmadı. Bir ekonomik patlama yaşanıyorsa yani ekonomi sıcaksa hatta aşırı ısınıyorsa Merkez Bankası diyecektir ki şu ateşin altından birkaç odun almak lazım. Yani istenen artık daha az paradır. Merkez Bankası sahip olduğu menkul değerlerin bir kısmını serbest piyasada satarak bunu sağlayabilir. Sonra elde ettiği nakdi elinde tutar. Hatta belki tedavülden bile kaldırabilir. Yani Merkez Bankası duruma fiilen müdahale eder. Fakat bir ekonomik patlama söz konusudur ve bankaların özgüvenleri de gittikçe artmaktadır. Riski hafife almaya başlarlar. Olumlu tablodan etkilenir, herkese kredi verirler. Sonuçta krediler artar. Krediler artar. Bu da daha fazla para anlamına gelir. Sistemde daha fazla para. Böylece zaten aşırı ısınmış olan ekonominin altına birkaç odun daha atılmış olur. Bu da demek oluyor ki kısmi rezerv bankacılığı para yaratımı sürecine yol açabilir. Bu da ekonomideki dalgalanmaları yumuşatmak için yapılmak istenen şeyin tam tersidir.